biraz benim heyecanımı yatıştıracak, hem de Sesli Düşünenler programının felsefesini en doğru ve net şekilde tanımlayacak bir isim olmalıydı. Böyle düşününce adres zaten belliydi. Güzel olan onun davetimi hemen kabul etmesiydi. Evet, 50 yıla aşkın bir süredir yazı yazan, 10 dile çevrilmiş kitapları ve 35.000'i aşkın köşe yazısı bulunan, ele aldığı konuları evrensel, hatta zaman zaman kozmik ölçülerde kantara vuran, tabulaşmış her fikir, her değer karşısında düşünsel zenginliğini kalkan yapan ve tüm bunları şiir lezzetindeki üslubuyla sunan yazın dünyamızın duayeni, çağımızın filozoflarından Sayın Çetin Altan bugünkü onur konuğum. Hoş geldiniz efendim. Ya, çok fethettiniz efendim. Ya palavra üstüne konuşacağız diye herkeste bir izlenim oldu ama da Türkiye'de övmek. 50 yıldır yazı yazan bir insan için 3 satırlık yazı hiçbir şey ifade etmez. Yani çok çok mersi de bu benim hayatımın ödülü oldu. Çünkü daima yazı adamları sövülmüşlerdir. Yazı adamları çok sövülmüştür, biliyor musun? Sövülünce çünkü güçlü oldu. Hayır, güçlü değildir. Çünkü halk ödemez yazı adamını. Ha, 7.250 kişiye bir kitap düşüyor Türkiye'de hala bugün. 20 kişiye de bir gazete düşüyor. Ha, 1000 kişiye 1000 kitap düşer Japonya'da. 1000 kişiye 1700 kitap düşer. Yani halk öder, Japonya'da dahil. Yani bugün çağdaş dediğimiz toplumları, yazarlarını halk merak eder. Yani okuyucusu vardır. Türkiye'de kim öder peki? 20 kişide bir tane gazete düşüyor. Sövülür diyorsunuz. Ha, şimdi bunun bile iyimser bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Tabii, çünkü sövülmeyi bırakın, yok sayılabilirsiniz. Hayır, daha yok edilir. Evet. Şimdi neden sövülür? Çünkü yazı mesafe, yani burada yazıyorsan İstanbul'da, Buenos Aires'te de, ya Sydney'de de bir anlam taşımalı, Ottawa'da da bir anlam taşımalıdır. 200 sene sonra da bir anlam taşımalıdır. Senin bu kadar kapasiten olmasa bile bu özenin olmalı. Evet. Ha. Bir yazı adamı 100 senede bir tane falan yetişir. O da ne zaman yazar olup olmadığı ortaya çıkar. Ölümünden 200 sene sonra. Şimdi böyle bir yazıya, kendi yaşamıyla böyle bir uğraşı bütünleştirmiş kişi, o dönemin gelip geçici siyasetçileriyle tango oynar mı? O zaman zamana dayanmaz. Çünkü 200 sene sonra dayanacak siyasetçisi yoktur. Peki siz zamandan ve mekandan ve o günlük siyasetten bağımsız yazılar yazdığınız için mi 15 yıl önceki ya da 20 yıl önceki yazılarınızı bugün hala yayımlayabiliyorsunuz? Bu sizin kaleminizin güçlü olduğunu göstergesi mi, yoksa aynı zamanda hiçbir şeyin değişmediğinin göstergesi mi? Hayır, bir kere ölüm değişmez insanda. Ölüm üstüne bir şiir yazdığınız zaman, hani Dante de o bakımdan büyük klasiktir, anlatabildim mi yani? Yani baktığınız zaman Petrarca büyük aşk şairi değil mi? Ha? Baktığınız zaman Ronsara, yani büyük 16. yüzyıl. Boccaccio değil mi? Ölüm evrensel değişmez ama aşka, hazinenin yağmalanması değişebilir. Ha, o siyasettir. Niçin iktidara gelsin ki insanlar? Niye geliyor iktidara insanlar? Ha, memleketi çok sevince geliyorlar. Peki yazı yazanlar sevmiyorlar mı ki o dili en iyi şekilde kullanma özeni içinde bir ömür yitiriyorlar? Şimdi o zaman Türkiye'deki yazı alemine baktığın zaman çok iyi yazarlar yetişmiş ama yazıdan para kazanamadıklarından, tabii parayı nereden kazanmışlar? Soru budur aslında. Mesela Yakup Kadri çok iyi bir yazardı. Ben büyük elçisiydi. Yani diplomattı yani. Değil mi? Eşat Nuri benim çok saygı duyduğum, sevdiğim şey de öyle. Yakup Kadri Bey de öyle. Yani aramızda 40 sene falan fark vardı ama bu mesleklere girdiğin zaman kuşak farkı birden erir, kaybolur. Çünkü kuşak farkı yazarlıkta yoktur. Neden yoktur? Kuşak farkını koşullanmalar yaratır, hipnotizasyonlar yaratır. Yazı dünyasının insanları koşullanmamış adamlardır. Anlatabildim mi? Onun için Voltaire de bugün geçerlidir. Çünkü koşullanma yansıtmaz, koşullanmaların üstesinden bakar. Koşullanmaları ise tabular ve dogmalar yaratır. Örneğin mesela bugün Türkiye'nin hala daha sürüp giden kendi içindeki bir siyasi salıncağı var. Değil mi? Kışla ile cami arasında bir gerilim var. Bunun dışındadır yazı dünyası yani. Şimdi dogmalar konusuna geleceğim ama onun öncesinde biraz da gündemi takip etmek açısından bu 11 Eylül olayını açmak istiyorum sizinle. Siz köşe yazılarınızda özellikle üstüne basa basa bazı konulara değiniyorsunuz ve bunları tekrar ediyorsunuz. Bu tekrar ettiğiniz konulardan biri Teknolojisi gelişmiş toplumlar için artık silah ticareti çok da karlı bir iş değil. Dolayısıyla karlılıklarını sürdürmek adına daha az gelişmiş toplumların belli bir refah düzeyine gelmesi onların işine geliyor ki mallarını satabilsinler diyorsunuz. Biz bunu global ekonomi olarak özetleyebiliriz. Dünya adeta böyle bir sürecin içine girmişti. Böyle bir dönemeçteydi ki 11 Eylül olayı patlak verdi. Ne oldu? Dünya adeta virajı alamadı mı? Hayır efendim, böyle şey olur mu? Siz zannediyorsunuz ki böyle komitatör gibi yandık, elektriği söndürdük, böyle şey olur mu? 100 sene bunun karşı çıkanlar, yani statükocular, mevcut düzenden en fazla karı sağlayanlar kimlerdir? Petrolcülerle silahçılardır. Bunlar direnecek galekte diyor. Yani bizim şimdi bürokrasi hemen vazgeçecek de 370 bin resmi lojmanı, 150 bin resmi arabayı hemen şak, aman efendim bütçe çok harcama yapıyor. Yöneten kadroların özellikle üst kademesine. Olmasın, bütçede devletin harcamalarını kısıtlayalım deyince hemen herkes bunu kabul edecek. Böyle şey olur mu? Herkes yaşadığı dönemde kendisine en çıkarlı olan şeyi savunur. Ama kendisine en yararlı olan şeyi savunurken onun kendisi için en yararlı gördüğü durumdan başkaları zarar etmektedir. Anlatabildim mi? Mesela cep telefonu imalatı yahut bilmem turizm sektörü yahut bilmem internet zarar etmektedir. Silah sattığın zaman halk yoksul kalıyordur. Hala bu sektörlerin toplamı silah tüccarları kadar güçlü bir birliktelik ortaya koyamıyor mu? Hayır efendim, siyasetçi olarak ben mesela Başkan Bush'ta kim desteklediğine iyi bakmak gerekir. Yani geldiği vakit iktidara çok ince bir ölçekle geldi değil mi? Yani ucu ucuna öyle algorla karıştırdılar var. Daha evvel başka bir plan daha vardı. 100 milyar dolarlık bir kalkan projesi vardı. Yani füzeleri karşı savunma kalkanları yapılacak idi. 15 senelik falan bir proje. Kim alacaktı bu parayı? Silah endüstriyası alacaktı. Bugün 3000 savaş uçağı tekrar 200 milyar bütçe ayırıyor. Yani 200 milyar, 400 milyar dolara da şimdiden çıkıyor bütçesi savunmanın. Halbuki geri çekiyordu. Niye Kennedy'ye ateş edildi? Çünkü o da savunmaya fazla para harcadığın vakit yeryüzündeki piyasayı boşaltıyorsun. Mesela hiç üstünde durulmamıştır. Bağımsızlık hareketleri anti-emperyalist hareketlerdir diye benimsenmiştir değil mi? Hani Sudan bağımsız oldu, Gana, Uganda bilmem ne diyeyim, Güney Amerika devletleri falan, Uzak Doğu, Tayland falan değil mi? Peki bunlar silah kendileri üretebildiler mi? Satın aldı. Bağımsız oldukları vakit silah almaya başladılar. Bir silah pazarı meydana geldi. Bağımsız devlet oldular ama silah yapamıyorlardı. Bugün yeryüzünde silah üretimine ayrılan para ne kadardır biliyor musun? 900 milyar dolardır. Bunun 400 milyar doları Amerika'ya aittir. 57 milyar doları Rusya'ya aittir. Anlatabildim mi? 8,5 milyar dolar da bizim yıllık ortalama silah ayırdığımız para vardır. Savunma güçler. Şimdi 900 milyar dolarlık bir yatırım yapılsa insanlığa efendim. Çünkü 1 milyar insan... Aç insan kalmaz da herhalde. Hayır kalmaz. Değil Şimdi mi? Oraya doğru gidecektir. Çaresi yok bunun. Hani bunu engellenecek gayet. Peki oraya doğru gidecektir diyorsunuz ama hala dogmatik düşünce her iki taraf için de söz konusu. Hayır, her iki taraf derken aslında dünyayı Doğu ve Batı, Müslüman ve Hristiyan diye ayırmak da aslında dogmatik bir bakış ama belki biraz daha anlaşılır kılabilmek adına bu şekilde sormak istiyorum sorumu. Şimdi genelde hep şöyle bir kanı var evrensel değerler çerçevesinde eğer bakması isek. Doğu mistik, Doğu dogmatik, Doğu yobaz, Doğu evrensel bakma düşüncesinden yoksun. Ama özellikle bu son krizde, bu diyelim ki sözde savaş esnasında, bu savaş çığlıkları içinde gözlemlediğimiz bir şey var ki aynı tür yobaz bakışın, dogmatik bakışın, dar kafalılığın batıda da en az Doğu kadar çok olduğu. En azından yatsınamayacak kadar çok oldu. Evet, Batı bir Noam Chomsky çıkarmıştır ama bakıyoruz bir Amerikan başkanı Haçlı Seferi'nden bahsedebiliyor, intikam kelimesini kullanabiliyor. Öte yandan bazı sözde bilim adamları Doğu'nun Batı'ya göre daha ikinci bir kültür olduğunu iddia edebiliyor. Ne oldu? Evrensel düşünce her iki tarafta da sınıfta mı kalmaya başlıyor? Hayır değil canım, bir kere bu Doğu Batı falan bunları insanlar hipnotize ederler. Dünya yuvarlak değil mi? Aydan da bakıldığı vakit bir mavi portakal kadar gözükmüyor mu? Yalnız Samanyolu yani bizim galakside milyarlarca güneş sistemi var. Mini minici bir gezegen bizim yuvarlağımız, anlatabildim mi? Şimdi bunun doğusu batısı yuvarlağı nasıl bulacaksın ki doğusunu? Batısını evet. Hani bir. Bu doğu batı ayrımları, kuzey güney ayrımları iletişim hızıyla büyük ölçüde aşılmış oluyor değil mi? Yani bugün diyelim ki ben doğuluyum, evet, internette hiç ilgilenmiyorum. Microsoft'la ilgilenmiyorum hiç. Yok, herkes ilgileniyor. Anlatabildim mi? Peki mesela başka bir şey söyleyeyim. Doğu Batı ayrımının nasıl aslında temelde özünde saçma olduğunu açıklayacak. He? 5 tane adam ismi sayacağım. Bunlar siyasetçi değil. Birisi bunlardan Graham Bell'dir. Karısı sağır olduğu için ona sesini duyurmak amacıyla telefonu icat etmiş adamdır. Ötekin Edison'dur. Elektriği bilmem neyi, bir tane, iki tane, 5 tane değil yani, değil mi adam? Ötekisi Marconi'dir. Kısa dalgalar yani radyo dalgalarını bulmuş. Peki bir de Wright kardeşler var, uçakları keşfetmiş. Bir de buna Alexander Fleming'i ekleyelim. Yani antibiyotiği bulmuş adam, İngiliz doktor. 42 ateşli hastalık kenara gitmiş. Bunlar bu icat edip insanlığa armağan etmiş oldukları artıları geri alsa. Telefonu Graham Bell geri alsa, Edison elektriği geri alsa, Marconi'yi bilmem kısa mevcutları geri alsa, Fleming de şeyi geri alsa, antibiyotik penisilini bilmem neyi falan. Wright kardeşler uçakları. Ya orta çağa düşeriz. Bunun doğusu batısı falan olmaz. İnsanlığı dikkat edersen tüketim uygarlıklarıyla üretim uygarlıklarının ayrımını iyi yapmak gerekir. Üretim uygarlığı insanın bütünü içindedir. Ama işte Batı'nın tezi bu zaten. Doğu yeterince evrensel değer üretemiyor tezi var. Hayır, kim Batı'da diyor bunu? Bunu Doğullar söylüyor, Batılara kızdırmak için herkese. Bunlar hepsi siyasi laftır. Bir düşman göstereceksin ki taraftar bulasın. Düşman kalmadığı zaman senin siyaset kalmaz. Şimdi siyasetle yani politikayla siyans, bilim arasındaki farkı açık seçik net ortaya koymak gerekir. Siyaset nedir, bilim nedir? Evet. Ha, şimdi siyasetçi mutlaka birisini kötü gösterecek, bir düşman gösterecek. Çünkü sen taraftar bulsun bir de muhalefetini suçlasın ki sen düşmanla işbirliği yapıyorsun. Ve beni eleştirmek demek, düşmanı ekmeğine yağ sürmek demektir. Evet. Ama yani zaman dilimleri çok fazla hızlı ilerleyemiyordu orada. Mesela siz son dönemde röportajlarınız yayınlandı büyük bir gazetede. Afganistan'a yaptığınız gezi ve izlenimleriniz ölçüsünde yaptığınız röportajlar. Mesela orada siz bile diyorsunuz ki Afganistan 37 yıl önce yapmışsınız. 40 yıl önce de aynıydı. Bugün de aynıydı. Ha, şimdi Doğu deyince ayrı bir konuya girdi hikaye. Çünkü Doğu deyince bunun için Çin'de giriyor, Japonya'da giriyor. Anlatabildim yani. Şeyde görüyor, Avustralya'da görüyor. Doğu tanımı bulunduğunuz yere göre bile değişiyor. Sen İslam'ı konuşmak istiyorsun benimle. Ha, ama bunu diyemiyorsun, İslam diyemiyorsun. Çünkü o da bizde bir kutsal insanların inancının boyutları. Ha, değil mi? Ama İslam meselesine baktığımız zaman İslam'ın kendisini mü kötülemek gerekir. Yoksa İslam kavramını siyasette kendisine bir iktidar sağlamak üstüne kullanmış yığınla kadro vardır yani. Şimdi mesela Alevilik meselesi Türkiye'de pek o kadar gündeme gelmemiştir. Halbuki dünyadaki en büyük jenosit dedikleri soykırımlardan bir tanesi 1512'den 1618'e kadar Türkiye'de olmuştur. Alevi soykırımıdır bu. Anlatabiliyor muyum? Celali İsyanları. O bizim çok sevdiğimiz, taptığımız Yunus Emreler, Taptuk Emreler, anlatabiliyor muyum? Baba İdrisler. Peki niye oldu bu? Niye o Alevi katliamı hiç gündeme gelmedi, hiç sorgulanmadı, etmedi? İkinci Murat dönemine kadar burası Alevilik, çok daha hoşgörülüydü buranın Alevileri, anlatabildim mi? Düşün ki yani cennet dedikleri birkaç köşkle, birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Şimdi böyle düşünebiliyor musun? Yani 13. yüzyılın sonuna doğru yazılmış bu ölçüde büyük bir gerçek, mistik bir tasavvuf şiiri. 12. 13. yüzyıllar Anadolu'nun en toleranslı olduğu. Hayır, gayet tabii dönem, yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Ondan sonra mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. O da yalan, bu da yalan. Var biraz da sen oyalan. Var biraz da sen oyalan mısrağın içinde bu doğu, batı, bilmem ne, o demiş ki, bu şu demiş ki, bu. Yani bunlar bu kadar keskin ayrılabilir mi? Evet. Peki o zaman yönetim, 12. 13. yüzyılda gayet toleranslı olan bir toplum daha sonraki dönemlerde daha tırnak içinde diyelim ki yobaz olabiliyor, din savaşları çıkabiliyor. Demek ki toplumlar linear diyebileceğimiz doğru bir düzlem üzerinde ilerlemiyorlar çoğu zaman. Ama siz yazılarınızda diyorsunuz ki Türkiye'de de işler iyiye gidecek. Hatta ünlü sözünüzü kullanıyorsunuz. Enseyi karartmayın. Çünkü insanlık yanılmaz. Gayet tabii. İnsanlık yanılmaz. Türkiye'de gelişecek, Türkiye'yi de iyi günler bekliyor. Enseyi karartmaya gerek yok ama burada vade çok önemli. Ne kadar bir zaman sonrasından konuşuyoruz? 3 sene mi, 33 sene mi, 133 sene mi? Şimdi bunu merak eden insanlar bundan 100 sene önce, yani 1900 yılında insanların ne konuştuğunu gider incelerler. Diyelim ki biz 2001 senesinde değiliz de 1901 senesindeyiz. Ne konuşuluyordu burada? Ne oldu peki o konuşmalardan bugüne? 100 sene içinde. Ha, bunun analizleri yapılmadıkça insanlara şöyle yaparsan, böyle yaparsan, bir kere ulus devlet modeli aşılıyor bak. Bu çok açık seçik, net belirgin bir değişimdir. Düşün ki 1939'da, yani İkinci Dünya Savaşı'nın başlanma arifesinde diyelim. Fransız frangıyla Alman Deutsche Mark'ı bir tek parada birleşecek deseydi birisi, adamı akıl hastanesine koyarlardı. Şimdi mesela diyelim ki Sovyetler Birliği. Dünyanın en büyük yanılgısı Sovyetler Birliği'ni komünist olarak benimsemiş olması oldu. Biz devlet komünist olmaz. Kozmos'tur komünist olan. Yani galaksiler var ya, güneş sistemleri, yıldızlar, aylar, gezegenler. Bunlardır komünist olan. Bunun dışında olabilir mi insanoğlu sorusuyla yaklaşılmıştır konuya. Yani insan ayağa kalktığı ve düşünmeyi ve konuşmayı ve gülmeyi becerdiği için acaba kozmosun dışında kendine özgü ayrı bir varlık mıdır? Ayrı bir vaka mıdır? Mesela Hegel buna inanmıştır. Ayrı bir vakadır. Kant buna inanmıştır. Ayrı bir vakadır. Hayır, kozmosun dışında hiçbir şey olamaz diyenler çıkmıştır ortaya. Feuerbach mesela. Daha evvel Spinoza, Marx, Engels. Şimdi bunlar Türkiye'nin gündeminde hiçbir zaman gelmemiz gibi gündeme. Şey tartışılmamış, hayır, komünistler, Sovyetler kötüdür, hürriyet yok falan, böyle bir şeyler. Bir düşman bulacaksın. Daha evvel de mesela Sovyet generallerinin burada bizim Taksim abidesinde, değil mi? İstiklal şeyinde, Taksim Parkı'ndaki büyük anıtta, tarihi, Kanonika'nın yaptığı iki tane Sovyet generali vardı. Frunze ile Gorosulov. Evet. Şimdi peki nasıl oldu bu? 1926'da benim hatırladığım kadar o heykelin yapıldığı. O zaman iyidir de, peki kim karar verecek? Sovyetler kötüdür de iyidir de. Hayır, Amerikalılar o zaman kötüydü. Çünkü Wilson, yani Sevr'in ilkelerini koymuş adam ki barış ödülü aldı ondan sonra, Amerikan başkanı. Sonra Amerika donumuza kadar her şeyimizi veriyor dedi Cevdet Paşa. Yani ben eleştiriyordum çünkü Soğuk Savaş döneminde çok rahat etti her iki tarafta. Birisi ötekine emperyal istedi, öteki de ona komünist dedi. Büyükelçiler, Viyana toplantıları, Salt bir anlaşmaları, çok rahat yaşarlar. 2-3'te biliyorsan, kibar da oluyorsan, evet, ama zannımca bunu tekrar konuşmak gerekiyor. Yani bu uzun menzilli füzeler meselesini gelin şeyde konuşalım, Paris'te. Dünyanın en iyi yerlerinde gidersin, en iyi otellerde beleşinden yaşar ve konuşmalar bitmez. Anlatabildim mi? Gorbaçov çıktı. Birden tekrar tetiklediği hikayeyi. Anlatabildim mi? Peki bugünkü konjektüre baktığımız zaman o eski Soğuk Savaş dönemi gibi kolay olabilecek mi? İşte Doğu Batı ayrımını yapmak, Hristiyan Müslüman ayrımını yapmak, yoksa artık toplumlar böyle tek tip açıkçası kabul etmeyecek ve yavaş yavaş sorgulamaya başlayacak mı? Tabii, şimdi mesela Yunanistan'ın adam başına milli gelir 12 bin dolara geçiyor. Anlatabildim mi? Bizimki 2500'ün altına düşmeye başladı. İnsanlar yaşam kalitesi, yani kullanılan diş macunu, bilmem kullanılan kağıt, yolların kalitesi, hastanelerin kalitesi, küçük doktorcukların seni pahalı testlere yönlendirip de %30 komisyon almamaları, bir güvence yaratmaları falan, bütün bunları yaşam kalitesi oluşturur. Okulların düzeni, doğruluğu, sağlıklılığı falan. İnsanlar yaşam kalitesi düşük olan yerlerde kalırlar mı sonuna kadar? Yani artık bireyler yaşam kalitelerini biraz düşünmeye başladıkları için siyasette de sorgulamaya başlıyorlar. Siyaset bitiyor. Bitiyor diyorsunuz. Ha, peki yani burada konuşmamız bitmiyor ama kısa bir ara veriyoruz. Yani kısa bir reklam arası veriyoruz. Gibi konuşuyoruz biz. Konuşmamız bitmiyor ve devam ediyoruz. Evet. Evet, Sayın Çetin Altan'la o zengin ve keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer, bireylerin kendi yaşamlarına dönüp bakıp refah düzeylerinin ne olduğunu sorgulamasıydı. Artık daha iyi yaşam talep ediyor insanlar. En azından toplumlarda, özellikle Batı toplumlarında bu böyle. Daha iyi bir evde oturmak istiyor, çocuklarını okutmak istiyor, daha güvenilir bir ortamda yaşam talep ediyor ama Öte yandan bakıyoruz rakamlara, dünya nüfusunun %7'si dünya refahının %50'sine sahipmiş ve milyarlarca insan günde $1 altında bir rakamla geçinmeye çalışıyormuş. Neden? Ulus devletler vatandaşı değil mi bu? Yani bu insanlar bir devletin içinde yaşıyor. İster bu Mali olsun, ister Tanzanya olsun, ister bilmem Uganda olsun, ister Costa Rica olsun, değil mi? 200'ü aşkın devlet var. Bunun 178'i, 180'i Birleşmiş Milletler. Bu siyasetçi kadrolar, yani bu 200 devleti yöneten siyasetçi kadrolar 4-5 milyon. Nasıl soyuyorlar ki o topluma, hepsi fakir kalıyor. Yani çok pahalıya mal oldu bu siyasetçi kadrolar. Yani imparatorlardan falan, hatta derebeylerinden daha pahalıya mal oldu bu siyasetçi kadroları. Ha, içerisini fakir bıraktılar ama hepsi eşdeğerde yaşadılar. Yani bugün diyelim ki yani Afrika'nın herhangi bir devleti diyelim de, Afrika devletinde ki yönetici Bush düzeyini yaşar yani. Özel uçağı da vardır, bilmem nesi vardır, evet, araba falan vardır. Evet. Ama halk aynı düzeyde değildir. Şimdi bu artık bunun bilincine varılıyor, anlatabildim. Yani biz milletiz, bütünüz, sen biz hepimiz beraber. Öyle değil. Yönetenler ayrı bir kategori, yönetilenler ayrı bir kategori. Yönetenler fakir kalmıyor ki, yönetilenler fakir kalıyor. Peki ama bu yoksul ve aç kesim öte yandan hızla da çoğalıyor. Bunları kontrol edebilmek zamanla çok güçleşecek. Ne oldu peki? O zaman 3 tane mesele çıkıyor. Bak, hiçbir zaman doğanın kendi diyalektiğini engelleyemez. Şimdi bunlar çoğalmaya başladığı vakit 300 milyondur Avrupa'nın nüfusu. Avrupa'yı tehdit etmeye başlıyorlar, evet, çünkü oraya doğru akma gibi. Evet. Düşün ki Çin %7'dir enflasyon her şeye rağmen. 1 milyar 300 milyondur Çin. 1 milyardır Hindistan. He? Şimdi bunları kendi yerinde kalkındıramazsan bunlar başka yere doğru kaymaya başlarlar. Biri bu. İkincisi, bugün Paris'te bir mimar ne yapar? Bütün işler yapılmış. Bir inşaat mühendisi Almanya'da, Frankfurt'ta ne yapar? Bütün işler yapılmış. Halbuki bu bölgelerde, bu fakir dünyanın fakir bölgelerinde hiçbir işte yapılmamış. Şimdi bir kere onlara bir iş alanı açmak gerekir, bir. İkincisi, bunları kendi yerine zenginleyeceksin ki başka kalkıp da gelişmiş ülkelerin üstüne de beleş olmasınlar, kaçak yolcuya, işte bilmem göçmen gibi bilmem ne falan bir bela çıkmasın. Üçüncüsü, bunları daha olduğundan daha öteye çıkartmak gerekir ki bunlar da birer cep telefonu, birer araba falan alsınlar ki, çünkü artık kol gücüne, işçi sınıfına dayanmıyor üretim. Robolara, teknolojiye, sibernetiğe dayanıyor ve boyuna artıyor. Kime satacaksın bunları? Ha, baştaki kişiler silah alıyorsa yatırım olmayacağı için yoksul kalacaktır kitleler. Demek ki asıl kavga silahçılarla modern endüstrinin öncüleri arasında olacaktır. Bu Amerika kendisini bundan kurtaramaz. Anlatabildim Peki mi? O zaman şöyle özetleyebiliriz. Az gelişmiş toplumlar en azından zengin ülkelerin mallarını alacak kadar gelişmiş olmak durumunda kalacaklar. Geliştirecekler. Hayır, onlar kendisini geliştirebilse zaten geliştirirlerdi şimdiye kadar. Peki o zaman geliştirilecekler, zengin ülkeler tarafından geliştirilecekler. Evet. En azından alım güçleri yükseltilecek. Tabii canım. Ama bu alım gücüne paralel kültür seviyeleri yükselmediği müddetçe, yani sizin deyiminizle son model bir arabayı zengin bir kütüphaneye tercih ettikleri müddetçe... Evet. Tam bir gelişmişlikten bahsedebilir miyiz? Edilir. Çünkü Fransız burjuvazisi de ihtilali yaptığı zaman aristokratlara karşı onlara sankilo, tonsuzlar denmişti, anlatabildim mi? Ve fakir olduğu için yapmadı burjuvazi ihtilali. Gayet yanlış şeylerdir bunlar. Hani fakirler ayağa hiçbir şey olmaz. Fakire biraz para verirsin, gayet senden yana olur. Şimdi komünistler fakir olurlar. Bunlar saçma sapan laflardır. Kozmos çok zengindir ayrıca yani. Şimdi bunlar kavramları kimse bilmediği için böyle birisi bir şey uydurur, ötekiler de benimserler, anlatabildim mi? Şimdi oradan bakmamak lazım hadiseye. Başka bir yerden bakmak lazım. İnsanların olanakları, teknoloji geliştiği zaman daha da gelişir. Benim babam hiçbir zaman uçağa binemedi. Anlatabildim mi? Televizyonda seyretmedi hiç çaba. Yani ben oturduğum yerden Brezilya'daki maçı seyredeceğim deseydim babaanneme, çıldırmışlardı. Ya insan yürüyecekti ayda falan deseydim. Ama belki babanız torununuzdan daha fazla kitap okudu. Ha, şimdi tamam. Yalnız insanın yaşam düzeyi gelişmeye başladığı vakit beyinsel aristokrasi aşağı kayar. O zaman nasıl tam bir gelişmişlikten bahsedebiliriz? Şimdi gelişmişlik meselesi insanların ilk önce yaşam refahı gelişir önce. Ondan sonra 100 sene sonra bir kere daha keşfederler ki Anatole France diye bir yazar varmış. Yani şimdi kendisine henüz daha bir araba, bir ev olsun, bilmem ne, hani ben de parayı bulayım falan filan diye bir çıldırma. Çünkü çok eziklikten geliyor mesela, Türkler çok dayak yer, biliyor musun? Annesi döver bir kere o çocuğu. Babana söyleyeceğim, kemiklerini kıracaklar akşam gelince. Okula gidince çok çocuk gider. Okula 70 kişiliktir. 30 kişi olması lazım en fazlası. Öğretmeni de döver. Kulağını falan çeker. Askere gitmek için çok çavuştu her erkekse ya. Yani arabayı yanlış yere park ediyorsa kuytu yerlerde birkaç tane trafik polisi çakar yani söz aramızda. Hani o da babacı olur falan şudur budur. Şimdi bu kadar sopa yemiş bir adam bu ipi takıp ben herkesi döverim diye ayağa kalkmaz mı? Kalkar, buna kompansasyon derler yani telafi psikolojisi. Onun için şöyle yeneriz, böyle biz herkesi keseriz falan gibi böyle abuk sabuk hiç yani kendi kendine över mi insan? Yani ya. O zaman siz en azından refah düzeyi biraz hayat kalitesi yükselsin bu toplumun. Uzun vadede o beraberinde kültür seviyesini de zenginleştirecek mi diyorsunuz? Bak Zeynep'ciğim bir şey söyleyeyim mi? Fransa'da da bugün %7'dir aşağı yukarı filober satışları. Ha şimdi bu reyting var ya Amerika bilmem ne plaklar. Ha bunun süreci ne kadardır? Ne kadar da durur ve bunlardan ne kadar klasik yani her zaman için vazgeçilmez eserler bahçesi bunların içinden nasıl süzülecektir? O ayrı konulardır onlar. Her insan kendisi varlıklı olmak isteme dönemini yaşıyor şimdi. Halbuki 20. yüzyılın getirdiği en büyük artı var olanların varlıklıdan daha zengin oldukları. Gayet tabii Simenon mesela. Bunu özellikle şimdi gençlere yönelik kısa da olsa bir açıklama şeklinde anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü bu yaşadığımız son krizle işler hakikaten iyice kötüye gitmeye başladı. İnsanların hep cepleri boşaldı. Hem de umutları son derece zayıfladı. Ve özellikle gençler yani hayata daha ilk adımlarını atacakları dönemde bu kriz onları vurdu. Ve umutlarını kaybettiler ki belki en korkuncu bu. Yok yok canım öyle olmadı yani. Şimdi güzel, öyle olmadı değil yani Cumhurbaşkanı da gayet net olarak üstünde durduğu bir saydamlık sorunu var Türkiye'nin. Türkiye'nin öyle büyük sorunları falan yok. Bir tek sorunu var, o da saydamlık. Yani şeffaf olması. 70 sene geriye bakalım. Ha? Değil mi? Padişahın şahsına aittir Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün toprakları. Memaliki Osmani denirdi buna. Padişahın kendi mülkü yani. Ha? Malı. Peki Cumhuriyet'te ne oldu bu? Hazinenin oldu değil mi topraklar? Peki hazinenin patronu kimdir? Siyasetçi kim iktidara gelirse odur yani topraklar ona aittir aslında. Peki devlet bankası deniyor onlar kime aittir? O da siyasetçiye aittir değil mi? Tamam peki. Şimdi 70 sene içinde kadastrosu çıkarılmadı bizdeki toprakların. Verdimse ben verdiğime kadar gitti hatta değil mi topraklar? Bu topraklar kimler tarafından yağma edildi veya kimler tarafından kimlere ihsan edildi? Bu saydamlaşmalıdır. Anladır ki. Bir, evet. Yani ikincisi bu devlet bankaları ki şimdi işte özel alana geçirilsin isteniyor. Siyasetçilerin emriyle kimlere ne kadar kredi verildi ve bunların ne kadar geri dönmedi? Bu ikinci talep. Ha, üçüncüsü de 70 sene içinde alınmış silahlara ne kadar milyar dolar ödendi ve bunların ne kadar ortalama milyardı ne kadar dönemde doğdu? Şimdi bunlar nete geldi ama çocukların umudu falan öyle yıkılmaz. Çünkü bir şeyi öğrenmiş olacak. Çünkü Türkiye çok genç bir toplum, hayır, tabii genç milyon, bir ülke. 40 milyon insan var yaşa 30 yaşın altında evet, doğru. 40 şimdi, 44 milyon. Şimdi bu genç çocuklar kaderlerini yaşarlar. Bu akıl öğretmeyle bir kere birikimleri 5 yaşına kadar olur insanın. Okulda falan bunun üstünde donanımdır o sadece. Ha, bir mesleği olduğu vakit bu mesleği de yeryüzü kalitesinde yapabilecek bir sevgi içindeyse o mesleğe karşı yani terzi veya marangoz değil mi? Mesela valilik meslek değildir, pozisyondur. Halbuki bir vali bir marangozdan önemli gözükür Türkiye'de. Büyük bir çarpılma. Siz onu yani hep yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki 65 milyonluk Türkiye'de en fazla topu toplu meslek sahibi 100 bin kişi. Evet, bu gerçekten doğru mu? İstatistik enstitüsünün şeyi verisidir bundan anlatabildim mi yani? Bu korkunç bir tablo çünkü. Gayet de mesleği yok. Türkiye'nin en büyük özelliği mesleği yok. Önce vatan yerine önce meslek yazılsa üretimi yok çünkü Türkiye'nin başka nesi yok yani. Hep dışarıdan yardım almıyor mu? Ne zamandan beri boyuna dışarıdan yardım alıyor? Sultan Mecid döneminden beri yani bizim Dolmabahçe Sarayı borca yapıldı. Düğünü umumiye geldi tıpkı IMF gibi. 1946'ya kadar sürdü o borçları ödememiz bizim. Bunlar bilinmiyor ise, bunlar saydamlaşmıyor ise çocuklar yanlış edici gayet tabii. Peki ama şimdi gençler üniversitelerden mezun oluyorlar. Hoş gerçi mezun olduktan sonra mesleklerini icra etme şansı çoğu bulamıyor ama bu tablo değişecek. Hayır niye Türkiye'yi düşünüyorsun? Bir üniversite demek evrensel kurum demekler. İnsan Harvard'dan mezun olduğu vakit yeryüzünde aç kalır mı? Ya Cambridge'den ya Sorbonne'dan. Mümkün değildir ya. 73 tane üniversite var Türkiye'de. Eğer aynı düzeyde üniversitelerse bizim üniversitelerde oradan çıkan bir insanın yeryüzünde kendi mesleğini bir alan bulamaması olacak şey değildir yani. Bir de yüksek mekteple üniversite arasındaki farkı da iyi nete getirmek gerekir. Sen o üniversite fakülteye hayatının amacı olarak mı giriyorsun yoksa aracı olarak mı giriyorsun? Mesela kefen bezi satmak çok karlı bir iştir. Çünkü mutlaka birileri ölüyordur her gün. Diye bakarsın böyle o gün ölüyor, gider Bodrum'da akşam keyif edersin falan filan. Bu herhalde amacın, insanlar daha çok ölsün de ben daha çok keyif ederim diye bir insan amacı olmaz, bir araçtır. Hı. Ama diyelim ki Mozart, bir araç mıydı yaptığı müzik? Onun için hani parayı daha çok alsan, acaba biraz da pop yaparsak, akşamları da çalarlarsa falan diye daha çok para alırız, hani kabarelerde falan gibi. Demek ki yaşamının amacıdır mesela Dali ya, Picasso, hani Leje ya, neyse bir tane iki tane değil onlar. Şimdi yaşamının amacı olarak, yaşamının onun dışında, şimdi yaşamının amacı olarak böyle bir evrensel boyutlu bir yaratıcılık dünyasında, bilim alanında veya sanat alanında kadroların olduğu vakit zaten onun kazancı, anlatabiliyor muyum? Zaten. İlle de ben kefen bezi satıp daha çok para kazanayım diyene en aşağı 50 katlar. Hı. Farkında bile değildir o. O zaman altını çizerek gençlere bir kez daha Çetin Altan'dan sesleniyoruz. Sevdiğiniz işleri tercih edin. Sevdiği insan 5 yaşına kadar tespit eder yalnız. Sadece evde salt para kazanmak için meslek tercihi yapmayın. Hayır, olmaz, kazanamaz da. Hı. Çünkü her külfet bir nimet karşılığıdır. Bak gençlere eğer buradan bir şey söylememi istiyorsan, sanki hiçbir işe yaramaz, onu biliyorum. Ben de genç oldum, torunlarım var. Yo, gençler sizin yazılarınızı çok yakından takip ediyorlar. Şimdi şudur mesele. Doktor olacaksın diyelim. 50 sene içindeki yeryüzündeki doktorların en az ve en çok kaç para kazanmış olduğunun tablosunu inceleyeceksin kardeşim. Ya, diyelim ki bilmem şey olacaksın, bahçe mühendisi. Yeryüzünde en az para ve en çok para kazanmış bahçe mimarları, bahçe mühendisleri yahut iç dekorasyonla uğraşıyorsun. Yeryüzünde bunun bir dökümü var. Senin bulunduğun toplum bu dökümün dışında kalmış. O zaman ne oturuyorsun ki o toplumda, git başka dünya, bütün dünya senin artık. Yani o Türk'ün falan demeye başladığım ama siyaset yapacaksın. Bulunduğun yerde siyaset yapacak. Bir yere ihtiyacı var siyasetçinin, anlatabildim mi? Meslek sahibinin bir yere ihtiyacı yok. Dışarıda parayı kazandığın zaman Türkiye olağanüstü güzel bir yer. Parayı burada kazanıp dışarıda yemek için değil. Dışarıda kazanıp burada yemek için. Benim arkadaşlarım var, Alman falan, İngiliz. Bayılıyorlar Türkiye'ye. Neden? Dışarıda para kazanıyorlar. Ve burası çok ucuz. Yani krizmiş. Yok Türkiye'de partiler bir umurun teki değil onların. Ah ne kadar güzel Dalyan, ne kadar güzel Ege kıyıları. Şimdi iki, çocuk meseleleri yok. Çünkü kendi ülkelerinde çocuklar iyi okullara gidiyor. Üçüncüsü hastalık sorunları meselesi. 2 saat çünkü, anlatabildim mi? Dalaman'dan uçakla onların memleketiyle 2 saat. Şimdi Türkiye çok güzel dediniz. Olağanüstü güzel bir yer. Son olarak güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Son dönemde yazılarınızda Köyceğiz çok konu ediliyor. Çetin Altan sanki hayatının son dönemlerinde tabiatı keşfetmiş gibi bir izlenim uyandı bende. Bu doğru mu acaba? Doğru. Doğru, yani ben... Bu bir itiraf şu anda. Hayır canım, ben şimdi yani gövdesel olaraktan Lüks Hayat diye benim çocukluğumda 1930'larda Hazım'ın oynadığı bir komedi vardı ki sonra film de oldu. Bizim insanlar köylü kökenli oldukları için, çünkü İslam dünyasının şu veya bu nedenlerin ayrı bir inceleme konusu, burjuvazisi yoktur. Yani köylü kökenlikten kentli kökenliğe dönüşememiştir. Kentli kökenli demek aynı evde 150 sene en az oturmuş olmak demek, aynı evde. Burası göçler diyarıdır bizim Küçük Asya'nın, da bildin mi? Yani düşün ki 1878'de yalnız Balkanlardan gelen göç 5 milyondu. Benim ailem o kökenlidir ayrıca yani. İslimi'den falan gelmedir. Eski Zara müftüsü yazmıştır o göçleri Türkler yazma. Yani burası pek haberi yoktur kendi tarihinden. Doğa sevginizi bile tarihi perspektiften açıklıyorsunuz. Hayır hayatım, şimdi Altan yazıyla uğraşan adam görür elbette ki yani. Ama amaç gidip Paris'te oturayım, gidip Londra'da oturayım, Roma'da oturayım değildir. Yazıya layık olayım diye yaşadım ben. Yazıya layık olmaya çalışırken de kim bilir nelerde oturdum yani. Hmm. Mesela San Francisco'da bir gece ben otelin adını unuttum. İtalyan müzikçilerle serseleye kaldı iş. Ya ben nerede oturuyordum, kaybettik çünkü. Sonra bela bulduk oteli sonra. 2000 ne olmuştu böyle. Yani yaşamın kendisi amaç olmaz bir yazı adamı için. Hmm. Yazının kendisi amaçtır ama... Ama son dönemde olsa... şimdi hayır, Köyceğiz meselesi... Hı. Ben Türkiye'nin içine gidemedim, anlatabildim mi? Yani Bodrum'a, ben Bodrum'a hiç gitmedim mesela. Bir 4 saat falan kaldım. Marmara'ya tabii. Çünkü ben 7 defa linçten geçtim, anlatabildim mi? Siz parlamentoda oldu. Ben nereye gitsem başını çevirmek, vatan sevmekle eşdeğerdi, anlatabildim mi? Yani beni görüyorsun, başını çeviriyorsun, vatanperver olduğunu kanıtlıyorsun. Şimdi ama ben inanıyorum ki bugün halk içine çıktığınızda çok farklı bir tablo var. Evet ama ben 75 yaşındayım, benim 45 yaşını anlatıyorum ben. Şimdi benim 45 yaşımı çalmaya hiçbir Türk'ün hakkı yoktu. Yazı yazdığım için. Yazıda zamanı dayanıp dayanmadığını, Türkiye kaybolduktan sonra da ortaya çıkabilir. Siz dersiniz ki zaman en iyi orkestra şefidir. Hayır tabii canım, ulus devlet modelleri biter şimdi yani. Aristofanesler yahut bilmem Sofoklesler yahut bilmem Aristolar yahut bilmem Eflatunlar. Evet. Yani Sokratesler. Bak o Sokrates de hayatıyla ödemiştir yazıyı. Neden yazdı adamı hayatıyla ödemek zorunda kalıyor? Bak müzikçilerde, mimarlarda rastlanmaz buna. İçinizde kırgınlık var mı hala? Kime? Hayata. Hayata niye benim kırgınlığım olacak Allah aşkına? Ya... Peki gelmek istediğiniz yere geldiğinizi düşündüğünüzü... Hayır, şimdi bir Fransız yazarının bir sözü vardır. Bir yazar gelmek istediği yere geldiği vakit artık gitmek zamanıdır diyor. İşte tam o cümle önümde var yazınızda. 26 Ağustos 2001 tarihinde yazmışsınız. Ve bu yazıyı okuduğumda içim titredi. Çünkü bir yazı adamı gelmek istediği yere geldiğinde artık gitme zamanıdır diyorsunuz. Ve inanmak istiyorum ki bunu kendiniz için söylemiyorsunuz. Hayır değil hayat, bütün yazarlar için geçerlidir bu. Yazı bitmez, sonsuzdur ya. Güzel. Yani hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hayır hayır, ben burada duruyorum. Şimdi ulus devlet modelinin, siyasetin falan bitmesi demek. Bu ister istemez kozmostaki sürekli değişimin insan dünyasına da yansımasıdır. Durduramazsın. Büyükannem sağ mı? Yani torunumun torunu 1000 senede yaşamış olsa gene bir gün kaybolacak. Peki bu değişim nasıl oluyor? Ha, onun için bunun niçini de sorulmaz. Çünkü insan beyni bunun niçinine yanıt bulacak düzeyde değildir. Sadece nasılın cevabını verir insan beyni. Ama bu konular bizim gündemimize hiçbir zaman girmemiştir. Bizde siyasetçi adam, ya üst düzey bürokrat en doğruyu kendi bildiğine inanır. Kendinin aleyhindeki doğruyu söylemez o. Hep onun çıkarına uygun değildir ya doğrular. Onu da yazar söyler. İşte o zaman kahrolurum. Yani Çetin Altan dönüp 75 yıllık hayatına baktığında çetin bir hayat yaşadığını gördüğü halde... Kırgın değil. Hayır, niye kırgın olacağım canım? Hayır, ben siyasetçi değilim ki. Üstelik de siyasetçi olmadığım halde 35 sene evvel mebus oldum. Haber gönderdim de ben mebus olmak istiyorum diye. 60 tane çıktı dava. Ben avukatım aslında. Evet, avukatlık daha fazla para getirir yani yazarlıktan, değil mi? Ha? Ama bunu seviyordum ben, bu işi. Evet. Hukuku da çok severim ayrıca. Evet. Niye? Ben daha evvel yazarların başından ne geçtiğini ben bilmiyor muydum Türkiye'de? Hı. Yani çok yazı yeni bir şey bizde. Yani ilk roman kaçta yazılmıştır yani? Bir Rabela'ya bak, Cervantes'e bak, 16. yüzyıl, bize bak 19. yüzyılın 1870 falandır yani. Ben yine bir... Dışarıda var, Fransızlarda bizi de olsun diye yazılmıştı, değil mi? Şair evlenmesi falan Şinasi'nin, yani tiyatro yok bizde. Yine gençlere yönelik bir mesajla noktalamak istiyorum bu keyifli sohbeti. Tabii siz konuk olduğunuz zaman dakikalar değil saatlerce sohbet yapmak gerekiyor ama her programda olduğu gibi bizim de sınırlı bir süremiz var. Sizin yaşadıklarınıza bakıp genç nesillerin yazı yazmaktan çekinmemelerini diliyorum. Sizin yazılarınızın o şiirsel güzelliğine bakarak cesaret alıp o ölçüde ve o kalitede yazı yazmak istemelerini temenni ediyorum. Şimdi yazı gidiyor geriye. İnternet geliyor. Ve son olarak size cümleyi vermiyorum. Çünkü size sözü verirsem bir 40 dakika daha konuşuruz. Evet. Son olarak size çok teşekkür ediyorum. Bu ilk programımızda konuk olarak gelmeyi kabul ettiğiniz ve bizi onura ettiğiniz için ve son olarak da programımızın defterini size uzatıyorum. İçinizden ve aklınızdan ne gelirse bizim için yazmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hadi bakalım.